Merhaba, şimdi size kalbe zarar veren bir hastalığı, Kawasaki hastalığını anlatacağım. Hastalık yaygın olarak vücuttaki damarları tutar. Özellikle kalbi besleyen damarlarda genişlemeye, anevrizmaya neden olur. Kawasaki hastalığı tipik olarak düşmeyen ateşle seyreder. Boyun lenf bezinde büyüme olur. Kawasaki hastalığı bulaşıcı değildir. Tanı konulmadan belirtiler de kaybolabilir. Ancak tedavi edilmezse kalpte kalıcı sorunlara yol açabilir. Hastalığa en çok kış ve bahar aylarında rastlanır ve en çok 2 yaşın altındaki çocuklarımızı etkiler. Kawasaki hastalığı doğuştan olmayan ve sonradan edinilen en sık kalp hastalıkları nedenlerinden biridir. Hastalığın tanı koydurucu özel bir testi yoktur. Tanı, belirti ve bulgular değerlendirilerek konulur. Laboratuvar testleri tanıyı destekler, tanı koydurucu değildir. Hastalığın en önemli özelliği 5 günden uzun süren ve düşmeyen ateştir. Ateş genellikle 38,5 dereceden yüksektir. Ateş dışında hastalıkta 5 tane özellik vardır. Birincisi her iki gözün tutulumu, kızarması, akıntısız kızarması, konjüktivit vardır. İkincisi boyun lenf bezinin şişmesidir. Tipik olarak lenf bezi tek taraflı şişer. Üçüncüsü ağız tutulumudur. Dudaklarda çatlaklar, dilde kızarıklık, tipik olarak çilek dili görünümü vardır. Dördüncü özellik ise vücuttaki döküntüdür. Döküntü tipik değildir, başka hastalıkların döküntüleriyle de karışabilir. Beşinci özellik ise el ve ayaklardaki şişliktir. Hastalığın birinci haftasından sonra el ve ayaklarda soyulma başlar. Kawasaki hastalığında bu belirtilerin hepsi tedavi verilmese de kendiliğinden düzelir. Ancak Kawasaki hastalığı tedavi edilmediğinde en önemli sorun, kalbi besleyen damarların, koronerlerin balonlaşması, anevrizmasıdır. Kawasaki hastalığı geçiren çocuğa tedavi verilmemesi durumunda %25 oranında, yani 4 çocuktan birinde koroner damar tutulumu olur. Oysa uygun ve zamanında tedavi ile bu oran %5'e geriler. Koroner damarlarda balonlaşma, anevrizma olduğunda bu sorunun devam edip etmemesi anevrizmanın çapına bağlıdır. Ne iyi ki küçük anevrizmalar kendiliğinden düzelir. Büyük anevrizmaların, özellikle 8 milimden büyük anevrizmaların nasıl bir seyir izleyeceğini öngörmek mümkün değildir. Bu büyük anevrizmalarda pıhtı oluşabilir ve koroner damarlar tıkanabilir. Kawasaki hastalığı tanısı konulan her çocuk mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastalığın damarlarda yarattığı mikropsuz iltihabı geriletmek için bir çeşit serum, intravenöz immün globulin, IVIG verilir. IVIG'in yanı sıra yüksek dozda aspirin başlanır. Hastaların hepsine eko çekilir ve koroner damarlarda genişleme olup olmadığına bakılır. Hastalarda koroner anevrizması olmasa da en az 2 yıl süreyle izlenmelidir. Anevrizması olanlar ise daha uzun süreyle izlenmelidir.